Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله مثلهم صفاتهم في نفاقهم منافقların meseli yani ularning munofiqlikdagi sifatlari kemasalil lazi istawqada naron fi zulmatin qorong'ulikda o't yoqqan kishining misoliga o'xshaydi sifatiga o'xshaydi. فَلَمَّ أَضَاءَتْ أَنَارَتْ مَا حَوْلَهُ Onun etrafındaki nesnelerini yarık kıyan vakti de, münavvel kıyan vakti de, فَأَبْصَرَى Bu etrafındaki nesnelerini göredi, وَاسْتَدْفَأَ Ve ottan ısınadı, وَأَمِنَ مِمَّنْ يَخَافُهُ Ve korkadığın nesnelerden hatırcan buladı, tinç buladı. Şimdi bir İşte fayda hasıl kıyan vakti de atrafı görüp, ısınıp, hatırcan bulturken de Zehebellahu binurihim Allah ulanın nurunu ketkizdi. Atfa'ahu yani nurunu ölçürdü. Ve cümi'at zamiru mura'aten imanellezi binurihim degi hum zamir bana cam kılındı. Ellezini manasını mura'at kılınıp. Yani bir de yukarıda etkenimizdek iki kıl keliyat. Mesela meseluhum ularının misali değil yat. Şuradan cem başlanıyat. Kim kemeselillez istavqada nara adıganımızda ot yakkan adam bitte bul yat. Münafıkların misali ot yak yaptırgendir. Adamın misali yok şeydir yat. Kim Allah-u Teala zehebellahu binurihim ularının nurunu ketkizdidir. Ular ne diyattı? Hani ki o'xshatilayotgan turgan o't yoquvchidan bu yoqqa munofiqlar masalasi o'tib ketyapti Alloh taolo. Lekin aslida o't yoquvchi to'g'risida esa zahaballohu binurihi deyishlik kerak edi. Lekin Alloh taolo munofiqlarning holatini kechasida o't yoqqan odamga o'xshatib turib, keyin birdaniga munofiqlarga o'tib ketyapti yana. Va tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ularni zulmatlarda, qorong'uliklarda tark qildi. La yubsiruna ko'rmaydilar. Ma havlahum uzlarının etrafıdaki narsalarını. Mutahayyirine ani tariq yoldan hayretke koyan haletlerde. Yani kaç taraf ki yürse ikindir. Haifin korkan haletlerde. Fekezalike haule münafıklarım aynı şun yok şeydir. Amenu bi izhari kelimetil iman. İman kelimesini sarkıştırabilen iman gekildiler. İslam gekildiler. Feyzematu جاءهم الخوف والعذاب ve ölgenlerde ise ularga korku ve azap keladi. Kabirden başlanadı. Belki öyle yaptırırken vaktinden başlanadı ularga harlik, azap ve qiyin haletler. Meselani kengin az çüntürsek Allah Teala yukarıdaki ayetlerde münafıklar tozda haber verdi. Şimdi ularga bir misal keltiriyordu. Misal kaçan keltiriladı? Tushuntirilayotgan turgan narsa yana ham mukammal, yana ham aniq tushunishligi uchun. Sizga bir masalani aytayapti, yaxshi tushunmay qolishingiz mumkin. Shunda sizga bir misol keltiradi. Buni misoli shunga o'xshaydi. Va misolni nihoyatda oddiy keltiryapti Alloh taolo. Kechasida o't yoqib turgan odamni holatini, kayfiyatini tushunmaysizmi? Bu oddiy narsa-ku, kechasida qorong'ida bir odam o't yoqyapti, o'tinlarni to'plab keldi va masalan gulxan Gülhan deydi bizde bunu. Kiçikine ot ki o onu yakıştı mesedini ve hazır Suyuti zikir kıyandık. Atraflar yarışsın, körsün atrafını ve sen ısınsın ve hatırcan bulsun. Şunun için yakıladık. Yani ot bu. Şunun misali yokşaydı bunlar. Misal keltirip Allah Teala bizlerge münafıklarını en mükemmel halette çüntürüyor. Demek biz münafıklarını meselesine cidde ihtiyat buluşumuz gerek ve çukur örgenişliğimiz gerek. Ta ki onlardan biraz zarar bize yekilmesin. Şimdi o şartıyla yaptırken adamda karın. Eğer bir şehirde içi de bu siz, birincine ot yakışlıkken muhtaç bulmayasınız.
İkincisinde otuyak sizden hatırcan burası. Peki bu otuyak yaptırıcı adam dəşli bir yabanda koyan. Bir yana yerde koyan adam. Otuyak yaptırıcı mı üçün? Atraflar körünsün. Hem soğuk, hem körünsün ki köremi kalpte türüp duhanıdır. Kaç tarafı yürüyüşlük gerek. Bu karanlıktan, zulmetten çıkışlık için bir tarafı kalab yürüyüşlük gerek. Bunun için yolda yürüyüşlük gerek. Onun üstüye karanlıkta biraz düşman onunla hücum kısa körmeydi, bilmeydi ya. Aldı tarafıdan bir adam bıçağı da körü, çekin kese, katten körüldü onu. Körmeydi ki, kap karanlık. Hiç seni körmeydi. Ya ki bir böğrü, ya ki bir şiir. Çünkü yoksaken bir vahşi hayvanlar onunla yakınlaşsa onu hem körmeydi. İlan, çayal yakınlaşsa körmeydi çıkarsın sana. Otuyak yaptı ki, birinci de yolumu tapı, ikinci de menge keledigen zararlardan uzun ihtiyat kılı, üçüncüsü ısın ehliyat. Sen ısını hatırcan bu ehliyat. Şu maksat otuyak yaptı bu adam. Bu nesaların insan kaçan muhtaç buladı, o şey daştı bir yabanda bulsa. Şehirde ortaşta bu siz, bunçalığı muhtaç bulmuyorsunuz, sabır kılasız. Hatırcan dam alasız. Münafıklarının halatı hem çünkü o şeydi. Ular daştı bir yabanda koyuyor onlar. Boşlukta koyuyor. Mumun kişi şehirde yaşayabildiğin adam yok şeydi. Hatırcan hem arası mükemmel. Bütün şaraitler var. Onun yolu, onun vatanı, onun hayatı, tertibi hepsi malum. Ama münafıklı halatı şehirde teşlep, şehirdeki tertibli, kanunlu bir hayatı teşlep, sahraya, baraya adam yok şeydi. Şeriatı terkli yaptı da o. Şeriatta bütün kanunlar, bütün ahkamlar bayan kılınken idi. Hayatınızı tertibi bayan kılınken idi. Peki münafıklar terk kıldı onu. Uzları hale geldi yaşamaktı. Şunun için bir dersli bir yabancı barıştı. Karanlık geldi. Karanlık ne mi? Ulardı bilmeyen neseleri. Çok neseleri bilmiyordu. Mesela İslam fakat yine ahiretten bahsi miydi ki dünyanın hem en mükemmel şekilde bayan kıladı. Münafıklar şu dünyadan başlanıyor. Hazır Bey'de İmam-ı Suyuti'yi ahiretke haslap koydu. Bunlar ahirette görüşerdi bunu yamanlığını diye. Diyor ki şu dünyada bunlar körü yaptı bunu. Cehalette kalıştı. Zaten onlarda ahiretki imanı yok. Şunun için ahiret kızıktırmıyordu onlarını. Dünyavi meselelerde, dünyadaki hayatta hem cahil kalıştı. Örgenmahçı. Neme kalıştık gerek? Birinciden uzun hayatını tikleştik için. İkinciden etrafta kürsün bilsin ki uzunu bu adam Müslüman kürseti yaptı, kafirliğini yaşır yaptı mı? Bunun için bir akıl gerek, tedbir gerek, tertip gerek. Nümelerinin bilişlik gerek. İki taraftan zararlardan saklanışı için. Bana bu bilmeyen nesneleri zulmet yokşatılı yaptı. Ot yakışlığı bilen, hani zulmetlerini yetkizip, uzunu maksadını hasıl kılıçlık okşatılı yaptı. Münafıklar sen ot yakıp, yani uzlarının Müslümanları dava kılıp, sen uzca İslam'da tane yenge okşap, indi İslam'dan faydalanıp, İslam ve İslam ahlinden faydalanı yaptı bu adam. Şu vakitte Allah Teala bir tane otunu uçuradı bunu. Yani bütün ümitleri kesilirdi. Bunu münafıklığı bilinip kalırdı. Düşündünüz mü? Münafıklığı malum bu kalırdı. İslam ve İslam ahlinin alakasını kesti mi, bu adam yani zulmette kaldı. Boşlukta kaldı. Yolu yok. Allah Teala onların önünü ketkizdi ve zulmetlerine teşebbü koydu. Karanlıkta kaldı yani. Hayran bu kaldı. Nime kısam ikindir. La yubisirun. Atrafı yakara yaptı. Kaç taraf görürsem nime kısam ikindir. Nime değişim gerek. Dedi ama yok. Şimdi seni görmeyordu. Ama alhamdülillah mumun kişinin yolu anık. Mumun kişinin nime kısam ikindir. Nime desem ikindir yanda onu Kur'an'ı ve hadisi var. Çünkü kareydi ama fikir oradı. Zara kadar şek şüphe yok. Mumun da hayatı da zulmet, karanlık ve o bilmeyen nerse yok. Mumun hemen seni biledir. Ama münafık hiç de seni bilmeyedir. Bazı nesalarda ürgen yaptı, vaktin çelik. Vaktin çelik ki ürgen yaptı. Ve itibar bir megenlik için unuta diyen bu nesalarda. Hum summun. Ular kerdurlar anil haqqi haqdan. Fela yesma'unahu sema'a kabulin. Kabul kılıçlik, eşitliği de eşitmeydiler. Bukmun yani hursun anil hayri yaşlıktan sakavdurlar fele yakulunahu yaşlıydı yapışmaydı umyun kördürler an tarihil huda fele yaravnahu hidayet yoludan kördürler hidayet yolunu görmeydiler
فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَنِ الضَّلَالَةِ Demek ki onlar zalalattan kaytelmeydiler, kaytmeydiler. Kaytmakçı buladılar, lakin kaytçelmeydi biçaralar. Fakat Allah Teala münafıklar da yaptı. Onlar kâr diye hakta işitmeydi onlar. Yani işte diyor, faydalanmaydı. Ve sakav, hakta yapırmaydı onlar. Yapırdı, tel işleydi. Ama hakta yapırmaydı. Kördürler. Gözleri körendi. Lakin istifada kımaydı. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ Onlar da gözüyem, kulağıyem, tılıyem işlemese. Bu karanlıklarda kendi kılıklar tuğu yolu, nurani yolu yakaytsın indi onlar. Ve onlar şu münafıklık, küfür yolunu tellettiyken, cehalet, zallat yolunu tellettiyken, kendi kılıp indi onlar ilim yolu, iman yolu yakaytsın. Hani bu göz, kulak, tıl nihayette mühim meseledir. Bunlar da işleştik kere. Şunun için Allah Teala kafirler doğrusu da خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى بِصَارِهِمْ غِشَابَ عَدَدِ Şunun için biz kolumuzdaki yanca haklı yapırılık, haklı yapırmasak münafıklıktır. Allah'a diyordu, bu kümün de yaptırırdı. Ve haklı iştiyanımızda kabul kılılık, amel kılılık, nasihatta rad kımelik, davatta rad kımelik. Eğer rad kısık, kabul kımasak sunmun, münafıklarının sıfatı. Ve haklı körgenimizde şundan ibret alıyorduk. Çünkü karab kulasa kılıyorduk, haklı gördük mü, şu hakka ilgeçiyorduk. Bu mesela kör hesaplanamız, münafık okulamız. Ve bu yolu çuva genizden ki, kayıtsız kıyım buladı. Aslında her bitti insanda bütün azaları mükemmel. Mükemmel işleyiyor, insan özünü körüp durup körmegenlik kaladı. İşitir, işitmegenlik kaladı. Ve gapirgen deyen huddu bilmegenlik kaladı. Hani özünü özü terbiye kıl yaptı insan, özünü özü büzü yaptı. Uzun özü kör kılıçlık hareket ile yaptı. Allah Teala yine bitti misal kilitleri yaptı. اَوْ كَسَيِّبِ مِنَ السَّمَائِ اَوْ مَسَلُهُمْ يَكُولَنِي مِسَالِ كَسَيِّبٍ اَيْ كَأَصْحَابِ الْمَطَرِ Sayyib yani sildi yani, kattık yağmurdu yani. Yani yağmurun bulutları dekli yaptı. Asmandan şeftirgen yağmur yok şeydi. Bulut yaptı çünkü yağmur bulutten düşerdi. Suyutinmege bulut yaptılar. Çünkü eğer yağmurge tasbih olsa yağmur yakşınası buladı ki diyen fikirde. Lekin yukarıda aligi ot yakışlık ve otunun nurunu çıkışlığı üyem yakşınarsa ama yakşınasından faydalanma yaptı ki münafıklar. Münafıklar namaz oku yaptı, Kur'an oku yaptı. İmandamız. اَمَنَّ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاَخِرِ diye yaptı ama faydalanmayaptı ki. Çünkü için sahibinde biz doğrudan doğru yağmur desek bulur ama kattık yağmur bu. Mesela yengil yağmur bulsa faydası kendi buluşu mümkün. Ama bu kattık yağmur da. Asmandan düşüyor duruyor. وَاَسْلُهُ سَيْفِبُنْ مِنْ صَابَ يَسُوبُ اَيْ يَنْزِلُ Aslında sayıbın bugün ki sayıbın bulup kalb bulup idgam bugün. Saba yasubu, yenzilu, çüşerdi diyen, saba çüştü diyen. Köp çüyaptığın yağmurda Araplar sayıbın deyiz. Bizde cele diyeceğiz. Ama farklı bazı Özbekler tartıp mesela yağmur, cele, sel deyiladı. Bazı Özbekler yağmur, sel, cele. Cele bilen seldi, iki kırışla çıkardı Özbekler. Bazıda en küçüğüsü sil deydi, bazıda en küçüğüsü celal deydi. Bu en kattığı mesele, ortaçası bu. Çünkü cüda kattığı olsa, zararlı olaydı. Yumuşak olsa, faydasken bu ama ortaçası, nihayete faydalı yağmur. Minessemâ-i es-sahâf. Asmandan değiliz, bana bülükten deyiz. Karim. Suyutu yukarıda ki, es-sahâb-i matar indir. Demek ki yağmur egeleri, yani yağmurda kaygenler deyiz. Yani yağmur egeleri, yağmurda kaygen adamlardık. Yukarıdaki ot yapkan adam diye olsa bu yağmurda kaygen adamdık. Asmandan su, yani yağmur doğrudan doğru asmandan düşmedi, bülükten düşerdi. Fihi ey es-sahab. Bunda bana bülükte diye yaptılar. Ama doğrumaz. Fihi de yuhu zamir bülükte kaytmıyordu. Hani kılı bülükte kaytsın? Bülük yok ki o ayette. Bülüttü, asmanlı bülüttüdü. Asmanlı kaytarsa, es-sema muannestu, fiha bu kaladı. Demek fihi de yuhu zamir,
sayı bunga qaytyapti. U yomg'irda zulumatun mutakasifatun qalin qorong'uliklar bor. Ya'ni ham qorong'i, ham yomg'ir yoyapti. Va ra'dun va ra'd. Baland ovoz, gumburlagan ovoz. Buni ham lahjalar har xil, ba'zilar momo qoldiroq. Ba'zilar momo qaltiroq. Ba'zilar yana nima deydi? Momo guldir deydimi? Ha, sizlar nima deysiz? Guldir momo. Qani? Lekin o'sha baland ovoz. Huval malakul muakkal bihi. Ya'ni bu shunga vakil qilingan farishtadir. Ya'ni farishtaning ovozidir deyiladi. Din dushmanlari bularni masxara qiladi-yu, lekin bu haqiqatdir. Shu ovoz albattaki farishtaning o'zi emas. Farishtaning asari bu. Farishta bor. Lekin hozirgi vaqtda sanam buni isbot qilyapti. Bulutlar, bulutlarning o'rtalarida paydo bo'lib turgan bu fizika va ximiya qonunlaridan kelib chiqib turgan ovoz va yorug'lik. Shu momo qondiroqdan chaqmoq. Mana Qur'on bu ilmlardan xabar beryapti, qarang. Va bizni fikrimizni, diqqatimizni tortyapti. Demak, Qur'on hammasidan xabar beryapti. Va qila savtuhu, ba'zi aytdiki, o'sha farishtaning ovozi deyishdi. Ammo qila, qarang. Qil. Zaif qabulu. Farishtaning ovozi emas, hozir aytganimizdek, farishtani qilyapti turgan ishlarining asari, ta'siridir. Masalan, siz bir yerda tosh toshiyapti turgan bo'lsangiz, siz ovozingiz chiqmasa ham, toshlarda ovozi chiqadi. O'sha yerda sizni borligingiz bilinadi. Koinotda bo'layapti turgan butun ishlarga Alloh taolo farishtalarni muvakkal qilgan. Ya'ni vakil qilgan farishtalar Allohning itoatida mana shu ishlarni qilishadi, boshqarishadi. Lekin ularni odamlarning ko'zi ko'rmaydi. Va zohiran ham Alloh taolo bu sabablarni mahluqlarni bir-biriga bog'lab qo'ygan. Biz ikkalasiga ham ishonishligimiz kerak. Faqat zohirga qarab farishtalarni inkor qilish ham joiz emas, yoki faqat farishtalarni tushunib zohirni inkor qilish ham joiz emas. Va barqun, va barqun degani chaqmoq degani. U chaqmoq o'sha bir elektrik paydo bo'lishligi bilan bo'layapti turgan narsa. To'k paydo bo'ladi, shu bilan o'sha yorug'lik paydo bo'ladi. Shuning uchun ba'zilar mana shu elektrik to'kini barq deyishadi, barq. Afg'onistondagilar masalan barq deydi. Barq ketdi deydi. Sizlar nima deysizlar? Sizlarda ham bormi Tojikistonda barq? To'k deysizlar. Tojikistonda barq deydimi? Qarang, Qur'ondan olishganda. Sizlar to'k deysizlar, ruscha gapirasizlar. Lam'anu savtihi allazi yuzjiruhu bihi. Farishtani o'sha bulutlarda haydaydigan, uradigan qamchisining yaltiraganidir, deyapti. Odatganimiz ikkalasi ham, ham farishta bor, bulutlarda haydayapti, siqyapti farishta va ham tabiat qonuni ham bor Alloh taolani qo'yganki, bulutlarda orasida paydo bo'lib turgan o'sha elektrik nimasini sababidan chiqyapti turgan plus minus to'qnashadi-da, keyin hali chaqmoq paydo bo'ladi. O't paydo bo'ladi. O'tdir degan ya'ni. Chaqmoq o't degani. Masalan, ba'zan shu elektrik sababidan uyga o't ketadi, to'g'rimi? O'tda uning asli. Yaj'aluna ay ashabu sayb, ular qiladilar. Ya'ni o'sha yomg'irning ashablari, yomg'irda qolgan kishilar asobiyahum barmoqlarini, ay anamilahum. Barmoqlarning uchlarini fi azanihim quloqlariga min ajli savoiqi savoiqlarning sababidan savoiq sayiqatuning jamidir shiddatu savtir ra'di shu momo qaldiroqning ovozini shiddatidir qattiq ovoz la yasma'uha mana shu ovozlarni eshitmasligi uchun quloqlariga barmoqlarni qo'yishadi Hazara, ya'ni xavf al-mauti, o'limdan qo'rqishib. Min sama'iha, shularni eshitib, o'lib qolishlikdan qo'rqib, ular quloqlariga qo'llarini qo'yadilar. Suyutib yotgan savoiqni shiddatu savti ra'd deyaptilar, lekin aslida savoiq sayaqatuning jamidir. Sayaqatun degani
annaru annazilatu minas sama degani. Osmondan tushuvchi o't degani. Sa'iqatun. Kazalika haula munofiqlar ham ular ham shunday. Iza nazalal Qur'anu Qur'on nozil bo'lsa va fihi zikrul kufril mushabbaha bizulumat va Qur'onda zulmatlarga o'xshatilgan, ya'ni kufr bor. Wal va'id alayhi al mushabbah birrat va Qur'onda kofirlarni qo'rqitishlik bor. Hozir bu yerda ma'no qaldiroqqa o'xshatilgan. Wal hujatu wal bayyinatu wal mushabbahatu bil barqi va Qur'onda chaqmoqqa o'xshatilgan ochiq hujjatlar va dalillar bor. Yasudduna azanahum munofiqlar Qur'onni eshitgan vaqtda quloqlarini berkitadilar li'alla yasma'uhu uni eshitmaslik uchun. Fayamilu ila al-iman va tarki dinihim. Nimaga? Agar ular Qur'onni eshitsa ta'sirlanishyaptida iymonga va o'zlarining kufr va munofiqlik dinini tark qilishlikka moyil bo'lib qolishlari mumkin. Va huwa indahum maut va bu esa ya'ni iymonga kelishlik ularning nazdida o'limdir. O'zlarini o'lgan deb his qiladi. Mana Alloh taolo ikkinchi bir misol keltirib munofiqlarni yana ham mukammal holatda tushuntiryapti. Munofiqlarning holati yomg'irda qolgan odamga o'xshaydi. Qorong'ida yomg'ir yog'yapti. Qarin kechasi bir qorong'ilik sababidir. Va yomg'ir yog'yapti, yomg'ir yog'ishligi uchun bulut bo'lishlik kerak, qattiq bulut. Bu ham bir qorong'ilikka sababchi bo'ladi. Chunki agar bulut bo'lmasa, oy, yulduzlar ko'rinib, sal atrof yorug' bo'ladi. Uchinchidan qalin bir yomg'ir yog'yapti, u ham qorong'ilikka sababchi bo'ladi. Shuning uchun fihi zulumatun dedi. Unda zulmatlar bor dedi. Qorong'ilik uchun 2-3 vasila qo'yibdi Alloh taolo. Munofiqlarning holati shunday. Har taraflama qorong'ilikda ular. Munofiqlarni siz bilimdon, falon universitetni bitiribdi, falon boy ekan, mansabdor ekan, mashhur ekan, musavvitagan rais ekan deming. Ular zulmatlarning ichidadirlar. Xuddi o'sha mana bu holatda qolgan odam qanday holatda bo'lsa, munofiq ham aynan o'sha holatdadir. Dunyoviy e'tiborda ham, diniy e'tiborda ham. Osmondan tushyapti yomg'ir. Qarang, bu yomg'ir aslida yaxshilik bo'lishlik kerak edi, ammo ularga zarar qilyapti. Mana Qur'on aslida yaxshilik bo'lishi kerak edi, ammo ularga zarar qilyapti Qur'on. Va keyingi oyatda keladi yahdi bihi yudilu bihi kaseeran va yahdi bihi kaseeran. Alloh taolo bu Qur'on bilan ko'pchilikni adashtiradi, ko'pchilikni hidoyat qiladi. Yomg'ir yaxshi narsa edi. Qur'on ham yaxshi narsa, ammo ularga zarar qilyapti. Qorong'iliklar, mana shu zulmatlar jaholatdir, ilmsizlik. Qur'on hadisdan uzoq bo'lgan odamlar ilmli deb o'ylamang. Dunyoda hamma universitetlarni bitirgan bo'lsa ham u johildir. Varadun va momaqaldiroq. Qarang. Momaqaldiroq Qur'onda aytilyapti. Munofiqlar shundaydir, shundaydir degan gaplar keladi. Eshitadi-ku, ularga momaqaldiroq deyiladi. Siz bir haqni gapirganingizda nihoyat bir dahshatga tushadilar. Haligi dashti biyobonda hech kim yo'q yerda yolg'iz qolgan odam qanday bir qo'rqsa, ular ham haqni eshitganda shunday qo'rqishadi. Va barkun chaqmoq. Chaqmoq nima? Hali chaqmoq bo'lgan vaqtida atrof yorishadi-ku. Ular chaqmoqdan qo'rqishadi, lekin istifoda qilishadi, atroflarni ko'rib olishadi. Qur'onda kelyapti turgan dalillar. Chaqmoqdek bo'ladi ularga, atrofni ko'rsatadi. Ammo bir ko'rinadi dalil ular istifoda qilmaganligi uchun yana qorong'ilikda qolib ketishadi. Bu nima degani? O'sha Qur'on hadisda munofiqlarning sifatlari, ularning oqibatlari, jazolari zikr qilinganda bundek o'zlarini ko'rishadi. Biz munofiq ekanmiz biz. Biz kufrda ekanmiz. Noto'g'ri ekanmiz deb bilishadi-yu, lekin Qur'onlar o'qilib bo'lingandan keyin xuddi chaqmoq ketgandek yana zulmatda qolishadi, yana kufrlarga qaytib qolishadi. Yana jaholatiga qaytib qolaveradi. Shuning uchun hadislarda o'qidilaringiz, sahobalar kelib Rasulullohga yig'lashdiki, ya Rasululloh, biz munofiq bo'ldik. Nimaga? Sizning majlisingizda o'tirganimizda xuddi jannatni ko'rib turgandek, jahannamni ko'rgandek bo'lamiz. Uyga borsak, hammasi esdan chiqib ketadi. Uzoqlashib qolamiz. U kayfiyat bo'lmaydi. Deganda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, agar o'sha meni majlisimda o'tirgandagi kayfiyatlaringiz uylaringizga borganda ham bo'lsa, unda farishtalar bozorlarda sizlar bilan ko'rishadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, qayerga ketyapsiz? Deb hol-ahvolga so'rashib, qo'l berib ko'rishadi sizlar bilan farishtalar. Ya'ni farishta bo'lib qolasizlar sizlar. Odam alayhissalom zamonida shunday edi. Odam alayhissalom yangi tushgan vaqtida farishtalar bilan ko'chalarda gaplashib yurishadilar. Ko'rinadi farishtalar. Hozir bizga ko'rinmayapti,
ko'rinsa yuragimiz yorilib ketadi. Odamlar ha bular nimaga ko'rinmayapti? Ko'rsak bardosh qila olmaysan-ku. Sahobalar aytibdi, holatimiz o'zgarishligi munofiqlik deb qo'rqishdi. Kichkina narsaga qanchalik qo'rqadi sahobalar. Shuning uchun biz Qur'on hadisni eshitdik, haqni eshitdik, ta'sirlandikmi? Shunga ko'ra harakat qilaylik. Ta'sirlantirib qo'yib qo'ysak, munofiqlik bu. Biz uchun Qur'on hadis shaxmatga o'xshab qoladi. Qars bularda atrofda biroz yorishadi, ketdi yana qorong'ilik yo'q qilaveradi. Yaj'aluna asabi'ahum fi azalihim barmoqlarini quloqlariga qo'yadilar. Qarang, bir inson bu dahshatdan qo'rqsa, bir barmog'ini qo'ysa bas. Lekin hammasini qo'yyapti ular. Mahkam ushlab olyapti. Hech eshitmaslik uchun. Lekin u dashtda biyobonda qolgan odam, yomg'irda tagida. Quloqni berkitib, ko'zini berkitgani bilan bu uchta qo'rqqan narsasi, ya'ni yomg'ir, to'rt degan, qorong'ilik, ovoz va chaqmoq. Bu to'rlasdan omonda qoladimi? Qolmaydi. Ularni misoli shunga o'xshaydiki, kichkina ukangiz bo'lsa yoki o'g'lingiz bo'lsa, hozir uraman seni. Kelyapman, siz nima qiladi deb ko'zini berkitib oladi. Ko'zini berkitib oladi, kimdi qaraydi sizga. U o'ylayaptiki, o'lsa ko'zini berkitib olganlar xuddi uni ko'rmay qoldingiz. Sizni ko'rmayaptiki u. Ammo siz ko'ryapsiz-ku. To'g'rimi? Munofiqlar ham shunday aqlsiz-da, nihoyatda aqlsiz bo'lganligi uchun o'la-o'la yashayaptiki, dashtda biyobonda quloqni berkitib olsa, ko'zini berkitib olsa bas. U ho'lam bo'lmaydi, suvdan ta'sirlanmaydi, chaqmoq ham zarar qilmaydi, ovoz ham zarar qilmaydi, qorong'ilik ham zarar qilmaydi. Ammo unday emas-ku. Battar bo'lyapti-ku. Ko'zini berkitib yana ham zulmatga ketyapti u. Qarang, quloqini, ko'zini o'zi berkitib olyapti. Ko'rasizmi, yuqorida Alloh taolo aytgan, ular ko'r kar deganida o'zlarini o'zlari ko'r kar qilyapti ular. Ko'zini berkitib, quloqini berkitib. Va mubolag'a qilishyapti. Mahkam berkitib olyapti. Dunyodagi munofiqlar ana shunday, haqqni eshitgisi kelmaydi ular, ko'rgisi kelmaydi. Minnas savoiqi, o'sha osmondan tushadigan o'tlardan qo'rqib, hazral maut, shu o'tlardan, o'limdan qo'rqib, shu o't bizni o'ldirmasin deb. Ya'ni bizni halok qilmasin deb. Ilmga yaqinlashsak biz halok bo'lamiz. Sirlarimiz ochilib qoladi. Haqiqatimiz ochilib qoladi deb uzoq turishadi. Vallohu muhitun bil kafirin, va Alloh kofirlarni xato qiluvchidir. Ilman va qudratan fala yafutunahu. Ya'ni ilm e'tibordan ham, qudrat e'tibordan ham Alloh taolo ularni xato qiluvchidir. Ular Alloh taolodan qutulib ketisholmaydi. Allohdan qochib qutula olmaydi. Qarang, Alloh taolo hammaga yaqindir. Munofiqlar va mushriklar nima deydi? Alloh taolo bizdan uzoq deydi. Alloh aytayapti, "Vallohu muhitun bil kafirin." Alloh taolo aytayanki, kofirlarga ham xato qiluvchidir. Har tarafdan o'rab turuvchidir. Alloh taolo kofirlarga ham shunchalik yaqin bo'lgandan keyin, demak, Allohga yaqinlik va uzoqlik masalasi insonga bog'liq ekan. Siz o'zingizni o'zingiz Allohga yaqin qilishingiz ham mumkin, uzoq qilishingiz ham mumkin. Bu sizga bog'liq. Lekin Alloh taolo yaqin. Qarang, munofiqlarni Alloh taolo kofirlar deyapti va kofirlarni xato qiluvchiman men, o'rab turuvchiman deyapti. Haqiqatan ham ularning qalbida, fikridagi narsalarni ham biladi, gapirayotgan gaplari, qilayotgan harakatlari, holatlari hammasini aytib beryapti-ku Alloh taolo. Ularning tashqi ko'rinishi, ichki ko'rinishi, fikrlari hammasini aytib beryapti. Yakadu yaqrubul barqu yaxtofu absorahum. Ya'khuzuha bi sur'atin. Barq, chaqmoq ularning ko'zlarini olishlikka yaqin bo'ladi. Mana yakadu yaqrubu, yaqin bo'ladi deyapti. Chaqmoq yaxtofu absorahum, ularning ko'zlarini olishlikka. Yaxuzuha bi sur'atin. Chaqmoqni biroz tez cholinganligi uchun ular ko'zi nimaga berkityapti? Ko'zimizni olmasin deb. Ba'zi odamlar bor, agar diqqatsiz chaqmoq qattiq bo'lganda aytadi, yorug'lik manbalarini o'chirib qo'yinglar deydi. Chaqmoqni tortadi, tushib yondirib yuborishi mumkin deydi. Qarang, shu soiqa bu. Ba'zan chaqmoq yerga tushib yondirib yuboradi-ku. Bular ham chaqmoqdan qo'rqishyapti. Shu darajada bir yorug' bo'lib ketyaptiki, ko'zimizni ko'r qilamikin deb qo'rqishyaptilar. Ko'zlari ko'r bo'lgidek bo'lyapti, qamashib qolyaptilar. Qur'on dalillari mana shunday, nihoyatda kuchlidir. Ko'zini qamashtiradigan, insonlarning aqlini ojiz qoldiradigan darajada. Kullama adda lahum mashawfihi ay fi dawhi. Chaqmoq ularga har yoritgan vaqtda shunday yurib olishadi. Chaqmoq atroflari ko'rishatda yurib oladi. Dashtda biyobondan-ku bular. Va iza azlama alayhim, va ularga qorong'i qiyanda qomu va qafu, to'xtab qolishadi, turib qolishadi. Diniy narsalardan faqat dunyoviy narsalarga istifoda qilishadi. Ammo ular zulmatdadir ular.
usul faydasını hiç kendi bir asarı neticesi yok. Yani barabır şu çakmaktan korsayam, şundan faydalan yaptı barabır. Temsilun iz'aci ma fil Kur'an minel hucaci kulubahum ve tasdikahum. Lemme sami'u fihi mimme yuhibbun ve vukufihim amma yekrahun. Yani bir dengi okşatçilik, Kur'an'da iç dengi nesnelerinin hüccetlerden, delillerden ibaret bugün nesnelerini aciz kaldırsızlığıdır. Ulanın kalplerini ve kalplerini. Ularda kalpleri Kur'an mucizeleri görgende aciz kalışı yaptı. Kur'an ularda aciz kaldırı yaptı. Gözleri kamaşık kalı yaptı ki, işine mekala yaptı gözleri. Belgiçike mecbur kalı yaptı. Kur'an'ın karşıya duralmıyor onlar. Ve tasdikihim lime semi'u fihi mimme yuhibbun. Ve Kur'an'dan eşitken nesnelerinin içinden yakışık ödüyorlarını tasdik kılıçdaki. Kur'an'dan onlara dünyayı fayda getirip duyguyan tarafı olsa tasdik kılıçdaki. Ve vukufihim amma ekrahun. Ve yaman ödüyorlar nesnelerde tohtap kılıçdaki. Onlar yahmeydiyen nesnelerde olsa tohtaydı, amel kılmıyordu. Kur'an'dan istifade kılmıyordu. Hani Kur'an'ın hadisinde nefslerine muvaffuk istimal kılıçdaki. Nefsine yakadigen, muvaffukladigen yerine amel kılıçdaki, bu mesela amel kılmıyordu. Yani bu ya münafıklıydı sıfatı. Biz münafık olması için Kur'an hadisine %100 itaat kılışlığımız gerek. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَا زَهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِمَعْنَ أَسْمَعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ الظَّاهِرَةِ كَمَا زَهَبَ بِالْبَاطِنَةِ. Eğer Allah Teala haklasaydı elbette onların işçiliğini, yani işçiliklerini, kulaklarını ve közlerini, zahiri közlerini kitkizendi, batini közlerini kitkizgendik. İmanını, batınını kitkizgendik. Allah Teala haklasa köz ve kulaklarını hem işlemediyen kılardı. Lekin Allah Teala hazırça deri yaptı onları. İşlesin diye. İçi bitken onları hani teşkarısı içini düzelişe sahipçi bular mı ikindi ve Allah Teala yine imkan deri yaptı onları. Fırsat deri yaptı. İnne Allah'a ala külli şeyin kadir. Elbette Allah Teala her nesliye kadirdir. Yani şe'ahu eli hahleyen her bir nesliye kadirdir. Ve minhu izhabu ma zukire. Yani Allah'ın kadir bulgen nesillerden bitersi, zikir kılınken nesillerden kirkirçlik. Yani Allah haklasa onları da hakikaten hem kör, hakikaten hem kârk koyardı. Lekin hazırca biri yaptı ki, belki istifade kısa, belki hidayetiye kısa diye yaptı Allah Teala. Yani Allah saklasın, her bittiği insan uzunu muhakeme kısın ve şu haletke çıkmamasın. Mumun bu şey daim yarulikte bulamız, daim nurde bulamız. Bu diye har halette bulmuyoruz. Münafırlar daim hardır. İçki hayatı hem har, tashqi hayotiga xorliqdir. Alloh taolo butun mu'minlarni munofiqlikdan saqlasin.